lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Kendileri de yapabileceğine inansınlar. Evet, niye inansınlar? Manuel bir araçla. Ha, güzel. İşte böyle. E5'i de gördük, sahili de gördük, Tuzla'yı da gördük. Başka? Tuzla'nın köylerine de gittik yanlışlıkla. Buradan git. Aslında en başta şeyi gördük. Maltepe, Küçük Yalı'yı gördük. Oradan geçtik. Güzeldi ama minibüs yolu falan filan. Başlangıçta da hiçbir şey. Hangi pedal, hangi pedaldığıyla başlayıp. Yani manuel bir arabayla da hakikaten otomatik şey de ben... Helal olsun ama gerçekten ben hamurunda çok iyi bir sürücü var, onu söyleyeyim. Gerçekten var. İyi bir şey yani. Dördü bile attı ya. Ama anladın değil mi bunu yani? Vites yani gücü kovalıyor. Nasıl? Bir arkadaş yazmış da onun dilinden söyleyeyim ben. Gerçekten de öyle. Sen vitesi yükselt, gücü sonradan toparlıyor. Düz bir yerde ve iniş bir yerde. Ama bunu bir tek yukarı çıkarken, rampa çıkarken yapamazsın. Ne yapacaksın? Önce arabayı bağıracaksın. Yani önce gücü artıracaksın. Vites arkasından gidecek. Yani düz bir yerde arabayı bağırtmana falan gerek yok. Araba bağırsın, aman işte bağırmadan vites yükseltmeyeyim. İniş bir yerde hayır. Hatta ayak frenine inersin iniş bir yerde. Hızlanmak istediğinde vitesi yükseltirsin. Ama çıkışta muhakkak bağırtmak lazım arabayı. Yani önce gücü yükseltmek lazım. Yani ona biz gazı doyurmak diyoruz aslında ama gayet güzel. Tebrik ederim vallahi. Natürlich. Almanca söyleyeyim bir kere de. Fantastik falan diyordu. Belki Almanya'da, belki de Almanya'da çok izliyor. Hani Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz. Onlara da böyle bir şey yapalım. Ne derler ona? Hem selam göndermiş oluruz hem de vay vay. Ya düşündüğünü yap. 5 mi düşünüyordun? 5 düşünüyordum. Tamam. Bak hiç atmadın. Hiç atmadık. Boş. Tam sağ. İleri. Bırak devam. Bu kadar. Aferin. Ama atması çok zormuş değil mi? İşte yeni. İlk defa atıyorsun o yüzden. 4'e atarken de aynı şeyi söylemiştim. 4 yerine 6'ya atınca değil mi? Hocam hiç 4'e atmadım ki oldu. Ama ilk defa bu kadar vites attığını düşünüyorum. Yanlış mı? 5'e ilk attım. Bilmiyorsun. Evet güzel. Şöyle yapalım. Bayağı güzel. 80'lerle falan. 90'lar daha güzeldir biliyorsun değil mi? Ama burada 80'li sınır var. O anlamda değil. Müzik anlamında söyledim ben. Güzel güzel. Harikulade bence. Daha ne olsun. Kendi arabamız. Üstüne manuel. Bir de 5. Bu nedir ya? Vallahi 5. Ya şöyle çekeyim de görürsünüz. İlk çıkışımız ısrarla evet. Bir de şunları yapabiliyoruz değil mi? Ön tarafta mesela trafik ne yapıyor şu an? Bakalım ne yapacak. Çok güzel. Sırayla ama unutma. Harika. Neredeydi 4? Hayır o 2 olur. 4 tam aşağıdaydı. Harika. İşte çok fazla kullanmadığımız için bu vitesleri. Güzel. Tebrikler. Olsun olsun, yeni öğreniyorsun. Vallahi. 4 tam boşun alt tarafı. Tam üst tarafı 3 değil mi? Sol aşağıda 2 var unutma. Hep aynı yerdedir zaten. Olsun olsun. Şimdi mesela yavaşladık mı yeterince yine? Ya kazandıklarımızı geri vereceğiz hepsini. Çok güzel. Güzel. Devam. Oho sen değiştirene kadar. Değil mi? Kaç oldu? 2 oldu. Aferin devam. Sen vitesi düşürene kadar işte o kadar acemiyiz değil mi? Olsun ama aferin. Vallahi ben karışmadım çünkü. Bir de aferin işte böyle ol. Gücü yemeyince de tıp dedin ki bu 3'te fazla 2. Çünkü biraz rampaydı, ağır kaldık. Güzel, devam. Olsun, olsun. Mantığını yakalamışsın, harikasın. Ve biz hala çok yavaş değil. Biz kırıkla gidiyoruz yani, sorun değil. Hızlanır mıyız? Hızlanırız. No problem. Güzel, güzel. Seni tanıyan herkes gurur duyacak seninle. Bence, vallahi. Yani ilk defa araba kullanan biri için bunları yapmak, vallahi ben işaret falan yapmıyorum yani. Yani şuna at şimdi bak, böyle böyle durup da hani şuradan 3-3-3-3 falan yapmıyorum ya da 2. Hayır ya öyle olsun zaten. Mümkün değil. Güzel. Elim şurada dursun hatta benim bu elim dur. Şöyle karışmıyor. Güzel güzel. Bu kadar. Bu. Şey yapacağım. Bu.
Bu kadar. Daha ne olsun ki? Anlamışız. Ne geriye kalıyor? Anlamak yeterli. Artık gerisi iki tane işlemden geçiyoruz. Önce anlayacağız. Gerisi tekrar. Yani pratik denilen şey. Tekrar edeceğiz. Aynı anladığımız şeyleri tekrar ederek otonom sürecini başlatacağız. Yani hızlandıracağız. Çünkü yeni öğrendiğimizde kortekste her şey. Yani geçici hafızada, beyinde. Ama bunu tekrar ettikçe artık omuriliğe, yani motor hafıza haline geliyor. Yani otonom olmaya başlıyor yaptığımız hareket. Ben o yüzden sana hani boş yolda da giderken ne dedim? Boş yol dedim ya, sahil yolunda. Sürekli hızlan, vites yükselt, sürekli yavaşla. Yani hiçbir şey yokken bile. Ve vites küçült. Sürekli yap bunu. El, ayak alışsın. O önemlidir yani. Yani sürekli dümdüz gitmenin hiçbir manası yok. Var da yani öyle bir manası yok. El, ayak koordinasyonu anlamında yok. Var mı söylemek istediğin bir şey yeni başlayan kardeşlere, arkadaşlara? Onlara da şanslı diyorum. Kapağa cesaretli olsun. Evet. Bu kadar mı? Tamam. Hadi bir de sağ geçiş yapalım. Ondan sonra sağ şeride. Güzel. Nasıl geçiyoruz onu da görelim. Harikulade. Bu kadar. Tebrikler. Bunu da anlamışız. Teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum abi. Tebrikler. Haydi.